Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz tekrar ve önemli gelişmeler var biliyorsunuz. Piyasalarda çok önemli hareketler var. Bu hareketleri birlikte geçen hafta da Okan Aybar'ı konuk olarak almıştım. Bugün de konuğum çünkü geçen hafta söyleyeceklerimizi de tam bitirememiştik. Özellikle de FX piyasalarıyla ilgili olan sorulara da cevap verememiştik. Sağ olsun beni kırmadı tekrar. Bugün de bizlerle birlikte. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi Okan. Orada hangi dersleri veriyorsun? Orada risk yönetimi ve hazine yönetimi dersleri veriyorum. Evet. Nasıl gidiyor? Öğrencilerle aran nasıl? Öğrencilerle aramız çok iyi. Çünkü benim dersler daha çok pratik. Gerçek uygulama değil mi? Bir evet, gerçek. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Amerika'da da böyle biliyor musun? Evet. Yani inanılmaz bir şekilde en teorik dersler bile dünyada uygulama alanlarında yapılıyor. Yani uygulama alanı varsa bir fiil çocuklara uygulatıyorlar. Peki şu son piyasadaki gelişmeleri seninle birlikte değerlendireceğiz. Ama öncesinde istersen kısa bir özet vereyim. Sevgili seyirciler, dün biliyorsunuz piyasalarda önemli hareketler oldu. Yani borsada %3.65'lik bir artış. Dolar geçen haftayı 2.06'ya yakın kapatmıştı. Bu sabah itibariyle dolara baktığımızda 2.0190 seviyelerindeydi. Az önce şu an 2.0228 seviyelerinde bulunuyor. Ve bu olumlu hava Amerika'da da bir olumlu hava var. Amerikan borsaları Dow Jones Endeksi dün %0.94 yani %1'e yakın bir değer kazandı. Amerika için bu çok önemli. Yani enflasyonun %2'nin altında olduğu bir ülkede bir günde %1'lik bir hareket oldukça önemli. Ve S&P Endeksi S&P 500 tam olarak %1 değer kazandı. Bu sabah itibariyle Asya'ya baktığımızda Asya'da da özellikle Japonya'da %1.5'un üzerinde bir artış var. Çin'de artıyor, Güney Kore artıyor ve dün de biz bu küresel artışa birlikte katıldık. Peki arkasındaki temel sebep neydi? Bunu Okan'la tartışacağız. Ben istersen Okan, genel olarak şu ana kadarki gelişmeler içerisinde olumlu olarak algılanan şey ne? Sen ona katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum ama birincisi bu Suriye konusunda işte Rusya'nın öne çıkardığı ya bir bizim delilleri de bir görün, Birleşmiş Milletler karar alsın. Almanya biliyorsun kesinlikle böyle bir müdahalede yer almayacaklarını belirtiyor ve kendi toplumunun da savaşa karşı olması nedeniyle seçimde olacağı için Merkel bu konuda çok hassas. Obama da bu şeyi ertelemiş durumda. Yani kongrenin kararını çarşamba gününe ertelemiş durumda. Salı günü bir halka sesleniş yapacak. Sonra oylama yapılacak. Bunların yanında bir de şu da var. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verilerinde hem düşüş. İyi değildi veri. Beklenenin altındaydı. 185 bin falan artış beklerken 169 bin oldu. Bu 169 binin yanında yalnız işsizlik oranı da düştü ama işsizlik oranı iş gücüne katılımın çok düştüğü için düşmüş. Dolayısıyla bu işsizlikteki azalış aslında Fed'in istediği türden bir azalış değil. Dolayısıyla Fed Eylül'de başlatmaz. Ne bileyim Ekim'e, Kasım'a, aralığa kalabilir şeklinde yorumlar var. O da piyasalarda bir olumlu algılama getirdi. En azından hani Amerika'nın da tek başına hareket etmek yerine belki Birleşmiş Milletler'den de bir karar çıkarttıktan sonra olabileceği fikri falan. Bu biraz stresi dağıtmış gözüküyor. Bir de senin yorumunu alalım. Yani ben genelde gördüğüm resim bu. Evet. Şimdi şöyle Suriye konusu kesinlikle piyasalar için olumlu algılandı. Özellikle Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir rapor vardı. Daha doğrusu verdiği bir haber vardı. Orada söylenen şuydu ki orada kullanılan kimyasal silahların aslında Esad rejiminin değil de diğer taraftan yani direnişçi tarafından kullanıldığına dair bazı buluntular olduğu konuşulunca tabii bu sefer herkes beklemeye karar verdi. Çünkü herkes Esad rejiminin bu böyle bir saldırıda bulunduğunu düşünüyordu o ana kadar. Dolayısıyla tamamen kesin olarak emin olmadığı sürece
herhangi bir girişimde bulunmadılar. Tabii bunun bir ekonomik tarafı da var. Şöyle ki eğer FED sıkılaştırmaya derhal başlamak istiyorsa böyle Suriye gibi bir meselenin dünya gündeminde olmaması gerekiyor. Çünkü savaş durumunda bu sefer Amerika sıkılaştırmayı geciktirmek isteyecektir. O yüzden böyle bir görüş var ama Okan, yani savaş ve sıkılaştırma pek uyumlu gelmiyor gibi ama bazıları da şöyle söylüyor, yani Fed buna bakmaz. Sonuçta savaş bir miktar aslında piyasaları da canlandırıcı da olabilir. Yani orada herhangi bir şey durumunda gidecek Amerikan füzeleri atılacak. Evet. Orada ne bileyim sanayide birçok yan girdi alıyor. Bu belki şey yapabilir. Hani orada senin tam görüşün ne? Şöyle, yani Suriye nedeniyle sıkılaştırma ertelenebilir mi? Yani sadece sebep bu olabilir şimdi, mi? Yok, şöyle ertelenir. Yani kısa bir süre daha ertelenir. Yani demek istediğim belki şimdi benim görüşüme göre bence FED sıkılaştırmayı Aralık ayında başlayacak. Yani bu ay başlamayacak. Aralık ayından itibaren başlayacak. Ama o Aralık ayında başlayacakları sıkılaştırmayı bu sefer biraz daha öteleyebilir. Belki 2014'ün belki ilk çeyreğine sarkabilir. O evet. zaman da enflasyon tehlikesi başlıyor olacağı için. FED bir an önce yani 2013 yılında bitmeden önce, 2013 yılı bitmeden önce sıkılaştırmaya başlamak istiyor. Bu bence Eylül ayında olmayacak. Kasım ayında olacak ama bunu biraz daha bunun ötelenmesine neden senin olacak. Senin dediğin olursa. Gelişmeler olursa kötü olur tabii. Peki senin dediğin olursa yani Kasım ayında sıkılaştırmaya başlarsa böyle bir durumda ne olur? Yani piyasalar açısından biz borsada yani Eylül'de pas geçti. Kasım'ı işaret etti diyelim. Varsayalım ki bu 18-19 Eylül'deki toplantıda Kasım'ı işaret ederse o zaman nasıl bir etkisi olur? Diyelim ki Kasım'ı işaret etti. Bu sefer de piyasa şunu fiyatlamaya çalışacak. Acaba sıkılaştırma 10 milyar dolar mı olacak? 15 milyar dolar mı? 30 milyar dolar mı olacak? Hani bunların bu sefer tartışması olacak. Yani azaltma. Ve hatta o sıkılaştırma başladığı zaman hani kullanılacak olan jargon ne olacak? Sözler nasıl bir araya getirilecek? Hani ben bu sıkılaştırmayı şimdi yapıyorum ama gerekirse yine gevşetmeye götürebilirim şeklinde mi olacak? Yoksa ben sıkılaştırmaya başladım ve bu bir uzun bir süre devam edecek. Çünkü enflasyon riskleri karşı karşıya. Ayda 85 milyar dolar evet. tahvil alıyor artı özel sektör kağıtlarından alıyor. Yani mortgage evet. kağıtları da var bunun içerisinde. Var. Özel sektör tahvilleri vesaire de var. Yalnız bir şey ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bu Amerikan merkez bankacılığı tarihinde bir ilk. Doğru. Yani 2008'den sonra olan bir şey. Yani gidip de bir merkez bankası. Düşünsene bizim merkez bankası gelmiş. Özel sektör tahvil çıkartmış. Özel sektör zora girmiş. Özel sektörün tahvillerini merkez bankası alıyor. Değil evet, mi? Evet. Düşünsene ne biçim manşetler atılır. Yani, kime kıyak çekiyorsunuz? Bu adamlar işte madem ödeyemeyeceklerdi niye izin verdiniz? Bu tahvilleri vesaire vesaire değil Allah'tan mi? Allah'tan hisse senedi almadılar. evet biliyorsun şeyde Hong Kong Merkez Bankası, Hong Kong Para Otoritesi Asya krizi sırasında Soros'a karşı düzenlenen operasyonda yani Soros orada devalüasyonu zorladı. Hong Kong'u devalüasyona zorlamıştı. Hisse senetlerini açığa satıp yani açığa hisse satıyor adam. Aynı zamanda da karşılığında Hong Kong dolarından da dolara geçiyor. Evet. Ve sürekli yüklü dolarlar alıyordu. Öyle bir operasyon yapıyordu. Ve bu durumda Merkez Bankası'nın, şimdi bizimkine herkes çok uyarlayacak ama bunlar oldu dünyada. Merkez Bankası'nın mecbur faizleri arttıracağını düşünüyordu. Hani dolardan kaçış evet. engellemek için. Faizler arttığında hisseler zaten sert düşecekti. Orada açığa sattığı hisselerden büyük bir para kar yazacaktı. Aynı zamanda da faizler yükseldiğinde tekrar dolar zaten belli bir zirveye gelmiş olacaktı. Gitti Hong Kong Merkez Bankası hisselerdeki düşüşü önlemek adına gitti hisse senedi aldı. Aldı. Yani evet. düşünsene Merkez Bankası girmiş evet. Tahtalardan ciddi anlamda hisse senedi 98 aldı. yılında olan
olay. Evet, evet. Daha sonra zaten Soros zaten bir tek orada yenildi. Yani İngiltere Merkez Bankası'nı bile dize getirmişti. Yani İngiltere'de bile o kara pazartesi vardır 1987 evet. yılında. Orada bile İngiliz poundunun değer kaybedeceğini oynayıp ciddi anlamda şey yapmıştı. Yani bu anlamda finansal terörist diyorum ben bunlara. Bir ülkeye girip darmadağın edebiliyorlar. Tabii son zamanlarda bu yüzden bizim ülkemizde de faizlerin yükseliyor olması, belli bir grup, çıkar grubunun bunu yaptığına ilişkin şeklinde şeyler olmuş olsa da, hani burada o zaman hani Türkiye'nin başına gelen, yani faizler mecburen arttı, %9,5'lara geldi. Merkez Bankası faizi arttırmıyor ama Türkiye'nin başına gelen bu şey, yani bu Türkiye'deki bu çıkar grubu ne kadar güçlü ki? Yani Brezilya'da da faizleri arttırdı bunlar, Hindistan'da da kurları yükseltti. Diğer bütün gelişmekte olan ülkelerin hepsini mi darmadağın etti? Bu bir şey, konjonktür. Yani bu bir küresel konjonktürün sonucu aynen. aslında. Yani hepsine şey diyemeyiz tabii ki. Yani hepsine ya burada ciddi bir şekilde manipülasyon vesaire yok. Oluyor denemez. Yani ben onu vurgulamak için söylüyorum zaten. Her bir olayı farklı değerlendirmek gerekiyor ama sen iyi ki hatırlattın. Hong Kong'da sisesine de almıştı. Evet. Şimdi şey diyeceğim, Amerika'da bu tahvil alım programının azaltılması, tapering deniyor. Taperingin azaltılması, 85'ten 75'e, 70'e vesaire düşürülmesi. Kasım ayına kalırsa benim oradaki görüşüm şöyle, o ciddi anlamda bizim borsalarda ciddi bir ivme kazandırır gibi geliyor bana. İlk başta yani kazandırır. Yani ne kadar bir hedef verilebilir öyle bir durumda? Şimdi eğer zaten Eylül ayında bu olmayacaksa demek ki Kasım veya Aralık ayında, ama bence Aralık ayında hı hı. olma ihtimali artıyor. Yani şimdi şu anda hani bunları bir olasılığını düşünürsek eğer, belki hani yarı yarıya bir olasılıkla, ya işte diyoruz ki ya Eylül ayında olacak ya Eylül ayından sonra olacak. Başka bir zaten şey yok. 2014'e sarkmayacağını varsayıyorsak eğer. Eğer Eylül ayında olmayacaksa, olmadığı takdirde o gün, yani olmadığı anlaşıldığı anda, o zaman tahmin ediyorum Aralık ayındaki olasılık artık %100'e çıkmış gibi bir şey olacak. Artık piyasa bu sefer ne kadar tapering yapılacağını, yani ne kadar sıkılaştırma yapacağının spekülasyonunu yapmaya başlayacak. O yüzden ben şimdi hayal ediyorum. Düşün ki toplantı kararları açıklandı. Eylül ayında bir sıkılaştırma yok. Kasım şey gösterildi. Yani Kasım'da bile hedef gösterildi veya Kasım'da olabileceğine dair sinyal verildi ama kesin de bir sinyal verilmedi. Böyle bir durumda biz sabah borsaya geldiğimizde acaba ne olur? Ha. Yani sabah borsaya geldiğinde herhalde hiç kimse elindeki kağıdı satmaz. Yani en az dünkü kapanış seviyesinin en az 4-5 kademe üzerinde satışa yazarsa bile. Evet. Öyle değil mi? Evet, hemen çok satmaz. Ciddi bir sert harekete sebep olur. Doğru. Hemen satmaz. Ama şöyle bir şey var işte, yani onun ilk, o haberin ilk piyasaya düştüğü anda herkes hatta almaya bile başlar. Dediğiniz gibi bir sert bir yükseliş olur. Ama o sert yükselişin ardından insanlar der ki tamam, o zaman şimdi olmadıysa, olmayacaksa sıkılaştırma, bugün olmuyorsa, o zaman demek ki Aralık ayında veya Kasım ayında kesin oluyor bu. Ha, yani bir şekilde bundan kurtulmanın yolu yok. Geliyor yani, o zaman biz şeye başlayacağız işte, ne kadar sıkılaştırmanın olacağına göre hareket etmeye başlayacak piyasa. Onun bu sefer orada tartışması işte olacak. Orada gerçek bir satış gerçekleşebilir. Yani orada satmak isteyen ve bu piyasada biliyorsun 64'ü gördük. Şimdi 70'e geldik sayılır. 69 evet. Dün 686 kapandı. 69.686. Bugün tahminen 70'in üzerinde açılacak. Çünkü dış piyasalarda da çok olumlu evet. bir hava var. Bu kongre kararlarını evet. Çarşambaya erteledi. Japonya kongre büyüdü. Japonya'dan evet büyüme verileri geldi. Asya tarafında olumlu bir hava var. Dolayısıyla o zaman zaten asıl tehlike, yani Fed bu açıklamayı yaptıktan bir gün sonra, iki gün sonra tabii. burada tekrar ciddi aşağı hareketler olabilir. Evet, evet. Ben şimdi şurada başlayan hareketi, yani dünden beri başlayan o yükseliş hareketi, bir gün öncesinden gerçi yavaş yavaş başladı da, Cuma günü bir yukarı hareket oldu tarım dışı istihdamdan sonra. Dün açıldıktan sonra yavaş. İstersen bir grafikte gösterelim dün ne olduğunu. Burada ilginç bir noktaya dikkat çekeceğim çünkü. Evet, bu KJ'yi kaldırabilirsek arkadaşlar. Şurada
Cuma günkü hareketi görüyoruz. Cuma günü çok sert bir alım geliyor. Evet. Bu sert alımın sebebi, yani 5 dakikadaki işlem miktarı 40 milyon lotu aştı burada. Yani sadece 5 dakikalık bir çubuk şu. 5 dakikalık grafik. Ve hızla yukarı geldik. Sonra burada sert bir düşüş gerçekleşti. Sebebi de Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri sonrasında tam bu dakikalarda şey açıldı. Burada saate bakarsak saat tam 16.40. Hı hı. Hani biliyorsun 16.30'da açılıyor Dow Endeksi. Evet. Dow'da düşüş olduğu görülünce bizde de satış geldi ama pazartesine geldiğimizde, pazartesi günü genel hava çok olumluydu. Ben şuraya dikkat çekmek istiyorum. Dün çok çarpıcı işlem hacimleri gerçekleşmemiş olsa bile istikrarlı bir şekilde yüksek işlem hacmi gerçekleşti bu bölgede. Evet. Yani daha önce baktığımızda şeylere, şurada şöyle bir artan trend gördük. Ve işlem hacimleri çok güçlü olmasa bile, yatay gitse bile sürekli piyasa artıyorsa bu zaten artışın devam edeceğine ilişkin bir sinyal. Gerçek bir artış yani. Evet. 60 dakikalık grafikleri açacağım şimdi. 60 dakikalık grafiklerde borsada. Burada dikkat edersen cuma gününden sonraki, yani cuma günü şu hareket var. Son 60 dakika, yani seans kapanmadan bir saat önceki hareket. Şu son yarım saat. Burada dikkat edersen 2, 4, 6, 8 tane yeşil bar oluşmuştu şu durumda. Ve dünkü alımlara baktığımızda genel olarak 70-75 milyon lotla istikrarlı bir işlem hacmiyle, çok da büyük, hızlı girerek değil, yani bir anda hacim patlamıyor. Ama eğer şey olursa, tapering Eylül'de değil de Kasım'da başlayacak olursa, burada tahminen şunu bekliyorum ben, şimdi onu göstereyim. Şimdi diyelim ki böyle gitti endeks, geldi 70.500'ü gördü, buralarda durmaya başladı, biraz satış yedi, gelecek haftayı bekliyor. Yalnız burada Amerika Kongresi'nden çarşamba akşamı karar çıkacak. Hı hı. Biz perşembe sabahı bu kararı öğreneceğiz. Karar eğer Suriye'ye operasyon kararı çıkmış olursa, biz tahmin ediyorum perşembe sabahı zank diye aşağıda açılırız. Evet. Yani nasıl ki Suriye'li kararının erteleniyor olması, veya Obama dedi ya işte Rusya'nın delilleri incelenecektir falan, bu anlamlı. Gerekirse hatta kimyasal silahlarını Suriye teslim etsin bir uluslararası kurula, o zaman operasyon da yapmayız gibi bir anlam çıkıyor orada. Böyle bir durumda eğer kongre bir operasyon kararı alırsa, bu yükselişin ardından burada sert bir düşüş de gelebilir. Yani biz tekrar 67 bin, hatta şu seviyeye kadar düşebiliriz yani de. 64 bin lira gelmeyiz ama 67 bin lira yine bir düzeltme yapması mümkün. Evet. Çünkü şöyle de bir şey var. Yani bu şurasını şey için çiziyorum. Perşembe günü kongreden bu karar çıktıysa eğer, o zaman biz yukarı 70 bin, 71 bine doğru gitmiş olsak bile burada çok sert bir artış olabilir. Düşüş olabilir. Evet. Arkasından diyelim ki şöyle geldik, düştük. Sonra şey beklentisi başladı. 18-19 Eylül'de Fed başlatmayacak, Kasım'a bırakacak. Bu durumda tekrar bir yükseliş. Evet. Arkasından ne bileyim 19 Eylül'de bu karar açıklandıktan sonra bu yükseliş sonrasında çok sert bir hareket. Burada hacim patlaması, yani burada 60 dakikalık grafiklerde dikkat edersen şurada 100-120 milyon en yüksek lot. Hı hı. Mesela buradan işte geldik, karar çıktı kongreden, tekrar yükselmeye başladık ve buraya kadar geldiğimiz sırada bir anda şey geldi. Sıkılaştırmanın gecikeceği geldi. Orada sert bir yukarı hareket buradan itibaren. Evet. Arkasından burada işlem hacminin tam anlamıyla patlaması şu bölgede. Yani 140-150 milyon lotlara çıkması, herkesin saldırması. İşte burası iyi bir satış yeri gibi geliyor bana. Zaten... Yani veya 18-19 Eylül'den sonra eğer sıkılaştırma ertelenirse ve borsa büyük sert bir artış yaparsa, yalnız burada da şöyle oluyor, onu da söyleyeyim. Geldi, diyelim ki sıkılaştırma ertelendi, yükseldik. Herkes girdiği için bir kar realizasyonu gelir. Gelir ama o ilk kar realizasyonu çok güçlü olmaz. Sonra tekrar yükselmeye başlar. Asıl alıcı burada gelir zaten, tekrar yükseliyor diye. İşte orada verebilirler ki burada o zaman çift tepe yapmış oluruz. Seans içinde çift tepe yapmış oluruz.
en azından şimdi görsel olarak insanlara bunu anlatmak şey açısından çok önemli. Evet. Yani o anı yaşamalılar ki o an geldiğinde neler olduğunu baktığında karşılaştırmaları şimdiden için. Şimdiden senaryoyu oluşturmak gerekiyor. Zaten burada teknik olarak bakıldığında da sizin bu çizdiğiniz grafik bir çanak formasyonunu da işaret ediyor. Evet. Dolayısıyla o teknik açıdan da söylediklerinizi destekliyor. Orada bir çanak formasyonu olma ihtimali çok yüksek bence. Ama daha hani 77 bine kadar devam eden o yükselişin sonrası gelir mi gelmez mi? Piyasa işte onu bu sefer Kasım ayında veya Aralık ayında olacak olan sıkılaştırmanın boyutunun ne kadar olacağına göre belirleyecek. Tabii bu sefer ne olacak? O da olumsuza dönecek. Şimdi istersen şeye bakalım. Bir vadeli işlemler borsasında açıldı. VOB 5 dakikalıklarda. Dünkü kapanış seviyesi 86.300 civarı. 86.300 ve bu sabah itibariyle 87.100. Yani nereden baksan 800 puanlık bir artış var. Evet. %1'in üzerinde bu sabah itibariyle vadeli işlemler borsasında BIST 30 vadelisinde bir artış var. Evet. Ve açılışta bir miktar geri çekilme, tekrar şurada da kararsızlık olmuş. Tahmin ediyorum bir miktar şey gelecek. Bir miktar satış gelebilir. Artı şu şeye bir baktığımızda borsada ilk disket emirleri 70.300 geliyor. Yani 700 puan civarında. Burada da %1 bir artışla açılacağız. Ve bu artışla açıldıktan sonra bir şey daha göstereceğim. Şuna sen katılır mısın? Teknik analiz konusunda da sen çok iyisin. Burada bak, dikkat edecek olursan şurada bir şey var. Bizim ters omuz baş omuz dediğimiz şöyle bir durum var. Evet. Şimdi burası 64.000. Burası 68.000. Dolayısıyla 4.000 puan. 68.000'den sonraki hedef normal şartlar altında 72.000 olması lazım. Evet. Yani şurası olması bir lazım. Sonraki... Yani şu ters omuz başa tamam. göre 72.000 olması lazım. O yüzden 70.500'de yani 72.000 aralığı şu seviye önümüzdeki günlerde görülebilir. Evet. Gerçekten. Evet. Ama bugün piyasa büyük bir ihtimalle dış piyasalara paralel gidecek. Olumlu olacak. Bugün evet. Zaten şeyden Asya piyasaları yine yükselerek devam etti. Dünkü Japonya verilerinden sonra. Bir de Çin ekonomisiyle ilgili veriler de olumlu geliyor. Şimdi Çin'in büyümesi hem ihracata dayalı bir biliyorsunuz bir büyümesi var. Aynı zamanda perakende sektöründe de bir artış olduğu için yanlış hatırlamıyorsam %13.6'lık bir yükseliş oldu perakende satışlarda. Evet. O yüzden orada da demek ki o zaman Çin ekonomisi yani şey kendi yerel ekonomisiyle de yani ihracata dayalı olmasının dışında kendi yerel ekonomisindeki iç hareketlenmeyle de demek ki büyüyebilir. Hı hı. O açıdan bakıldığında Çin ekonomisine bağlı olarak Asya piyasaları bugün zaten yükselerek devam ediyor. O yüzden bizi de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi bu aşamada hani bu şeyin ertelenmiş olması yani kongreden çıkacak kararın vesaire oylamasının ertelenmiş olması piyasaları şu an olumlu etkiliyor ama sonuçta bu oylanacak. Ve oylamadan evet. da bir karar çıkacak. Amerikan halkı istemiyor savaş veya buna girilmesini istemiyor ama kongre sonuçta, kongre üyeleri de biliyorsun kongrede seçimleri de var. Yani bu savaş karşıtlarına da karşı da şey yapmak da istemiyorlar. Orada bence var ya çıkacak sonuç tahmin etmek zor ama şöyle bir senaryo düşünüyorum. Kongreden karar çıkmadı. Yani operasyon kararı çıkmadı. Arkasından bir de Eylül'de olacak tapering azaltma işi Kasım'a bırakıldı. Tabii. Burası tam bir curcuna oluyor. Tabii. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kongrenin bu kararı ben çıkartacağına inanıyorum. Yani bu karar olumlu çıkacak. Hani tamam Suriye'ye savaşa okey denecek. Ama oradaki yanlış anlaşılan mesele şu. Herkes şunu düşünüyor. Yani kongre evet derse savaşla ilgili, onay verirse sanki kesin Amerika Suriye'ye saldıracakmış gibi bir hava var. Aslında öyle bir şey yok. Evet. Yani sadece Obama'ya yetki veriyor bu kongreye. Bu oylamayla Obama zaten kendisinde olan hakkı aslında kongreye devretti. Evet. Kongre ona eğer okey verirse o hakkı kullanma hakkına sahip olacak. Ama vermese bile gene kullanır. Ama artık bir kere verdiği için verdikten sonra bir daha kendi onlar hayır dedikten sonra kendi kafasına göre savaş yapamaz. O onun için çılgınlık olur. Yani siyasi bir çılgınlık olur. Yapamaz.
Ama bence orada kongre evet diyecek ama sonrasında Obama'nın bir şekilde Suriye'ye karşı bir müdahalede bulunacağını zannetmiyorum. Şöyle ki şimdi mesela Irak'a belki edebilirdi veya bir başka bir üçüncü ülkeye edebilirdi ama Suriye'ye etmesi zor çünkü Suriye'nin ucunda Türkiye var, Avrupa var, İran var, yani Rusya var. Yani bunlarla karşı karşıya kalıyor evet. Bu durumda. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Suriye millet de ülkesi. Yani Suriye bir milletin olduğu bir ülke. Yani bir Türkiye gibi bir ülke ama mesela Irak öyle değildi. Irak tamamen parçalanmış. Kendi içinde bile zaten aslında Saddam döneminde bölünmüştü. Şeyde zaten şey Suriye aslında Suriye konusunda daha çok şey yapabiliriz. Ben tabii siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama Suriye'de de çok büyük parçalanma, bir sürü etnik grup var. Tamam böyle Suriye bir ülke ama içerisinde de çok fazla etnik grup var. Zaten asıl Esad giderse hangi etnik grup başa geçecek? Bu ciddi anlamda iç kargaşaya da sebep olabilir. Evet. Ama herhalde minareyi çalan kılıfını hazırlar yani bilmiyorum. Yani orada nasıl bir yönetim gelir bilemiyorum ama şu an bir ara vermemiz gerekiyor. Çok kısa bir aradan sonra sevgili seyirciler yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, paranın rotası aynen devam ediyor ve sizden en çok gelen soru şu an altın. Altında yorumları bekliyoruz diyor izleyicilerimiz ama onun öncesinde bir soru daha var ve soruyu kim sormuş bakıyorum. Turgut Polat sormuş. Diyor ki sen hani asıl uzmanlık alanın aslında senin tamamıyla FX piyasalar, uluslararası piyasalar, MTA piyasaları Okan. Forex aracı kurumlar arasında diyor, Forex hizmeti veren aracı kurumlar arasında hangi kurumları tercih etmemiz bizler için faydalı olur diyor. Birinci, ikinci, üçüncü olarak üçe ayrılıyor bildiğim kadarıyla diyor. Yalnızca aracı olanlar varmış, yani izleyicimiz öyle söylüyor. Müşteriye ve piyasaya karşı pozisyon alanlar da var. Şimdi bu Forex'te işlemler nasıl gerçekleşiyor? Yani önlerinde insanların bir ekran var. Bunlar uluslararası piyasaları izliyorlar. O ekranı isterseniz bir gösterelim. Yani şurada verelim arkadaşlar bu ekranı. Şurada pariteler bu şey Forex'te özellikle MetaTrader diye bir program var ve bunu veriyorlar. Şu an dolar TL kurundaki hareketleri 60 dakikalık bazda görüyoruz. Sol tarafta örneğin altın 1378-1379 dolardan işlem görüyor. Ve euro dolar paritesi 1.3267-1.3269'dan işlem görüyor. Bunların çeşitli grafiklerini örneğin euro dolar paritesi aşağıda burada. Ve ben bu ekrandan örneğin euro dolar paritesini 1.3267 görürken Okan aslında gerçekte o rakam öyle değil değil mi? Ona çok yakın bir rakam. Şimdi bu veriler şöyle, uluslararası yani bankaların global olarak düşünelim, bankaların fiyatlarını, kendi alış satış fiyatlarını yolladığı bazı şebekeler var, FX şebekeleri var. Bunlar işte hani Reuters olabilir, Bloomberg var, işte şey var, Currenex gibi böyle şebekeler var. Bankalar kendi alış satış kotasyonlarını bu şebekeleri yolluyor. Şebekeler, network dediğimiz bu şebekeler bunların en iyi alış ve satış kotasyonlarını seçiyor. Ve bunları aracı kurumlara veya diğer bankalara gösteriyor. Diyor ki yani senin eğer kuru yani mesela euro dolar parasına alış yapmak istiyorsan bu fiyattan en iyi satıcı şu banka, bu fiyattan en iyi alıcı bu banka şeklinde. Şimdi aracı kurumun veriyor. Yalnız ekranına geldiğinde diyelim ki 1.3250 euro dolar paritesi gerçekte. Evet. Ama oradan alış yapmak isterse araya bir marş koyuyor değil mi? Evet. Yani Forex'te 1.3255'i görüyor vatandaş. Evet. Öyle değil mi? Almak isterse yüksek görüyor, satmak isterse düşük görüyor vatandaş. Evet. Mesela satmak istediğimde 1.3250'de alış var. Aslında 1.3245'ten satabiliyorum ben. Doğru. Veya almak istediğimde 1.3260'da aslında gerçek rakam. Ben 1.3265 görüyorum. Doğru. Öyle değil mi? Evet. Aracı kurumlarda bu aradaki piplerden komisyon kazanıyor. Komisyon kazanıyor. Yani aslında gerçekte olan, piyasada olanın üzerine
ekleniyor ve çıkartılıyor ve ben onu görüyorum. Evet, alışta düşürülüyor, satışta eklenmek suretiyle yatırımcıya, yani perakende yatırımcıya yeni bir alış satış aralığı belirleniyor. Şimdi şu yasal mı Okan? Bir aracı kurum ekranını açmış. Gösteriyor ekranı. Şimdi benim müşterim eğer bir alım yaparsa 1'e 100 kaldıraçlar kullanılıyor, öyle değil mi? Doğru. Yani 1'e 100 kaldıraç şu demek, 1000 dolar yatırarak hesaba 100 bin dolar. 100 bin dolarlık alım satım yapabiliyorum. Bu evet. İnanılmaz bir şey. Çok, evet. Eğer %1 bir hareket olursa fiyatlarda para benim sıfır. 1000 dolarım gidebilir, sıfır. Sıfırlanır. %1'lik bir ters pozisyonda kalmışsam sıfırlanır veya doğru pozisyondaysam 1000 dolarım 2000 dolar. 2000 dolar olur. Doğru. Yani burada inanılmaz bir şey var. Cezbedici bir durum var. Doğru. Şimdi bazı aracı kurumlar da şöyle yapıyor. Aslında bu emri göndermiyor. Zarar ederse yatırımcı aracı kurumun kârı oluyor. Doğru. Yani mesela yatırımcı 1000 dolar kaybetti, aracı kurum 1000 dolar kazanmış oluyor. Çünkü aslında gerçekte o emri veya tam tersi olduğu durumda yatırımcı kazanırsa eğer aracı kurum zarar etmiş Doğru. oluyor. Yatırımcıların %90'ından fazlası da kaybettiği için aracı kurumlar bu pozisyonları alıyorlar. Bu tip yapan aracı kurumlar da şey yapıyorlar. Şu an FX aracı kurumları içerisinde sen hangisini önerirsin yatırımcıya? Yani bu tür çalışanları mı önerirsin? Yoksa yani bir kere şeyi öneriyoruz zaten. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kesin olarak aracılık işlemi, FX işlemi, yani FX konusunda aracılık işlemi yapma yetkisini almış olanlar. Doğru. Bunun haricinde hiçbir kurumda sakın ha sakın yapmayın sevgili seyirciler. Çünkü çok fazla yatırımcı mağdur oldu bu konuda FX piyasalarında. Yani birçok yatırımcı gitti, para kazandığı halde parasını alamadı. Yok sen scalping yapıyorsun, yok şunu yaptın, usule uymadın gibi abuk subuk şeylerle yatırımcı da yurt dışında olduğu için bu aracı kurumlar bunu şey yapamıyor. Senin önerin ne burada? Şimdi benim önerim tabii... Bu 1-2-3 tasnifi nedir? Şimdi şöyle 1-2-3 diye tahmin ediyorum orada bir piyasa yapıcı tipi aracı kurumlar var. Bir de piyasa yapıcı aracı kurumlarla ortaklaşa çalışan diğer ikinci tip aracı kurumlar var. Bir de üçüncü tip aracı kurumlar dediğimiz hani yani tanıştırıcı niteliğinde olan yani büyük aracı kurumlara yatırımcıyı tanıştıran tip aracı kurumlar. Üç tip. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz aracı kurumlar birinci tip aracı kurumlar. Yani piyasa yapıcısı olan aracı kurumlar. Bunlar müşterilerine karşı pozisyon alabiliyorlar isterlerse dediğiniz şekilde. Veya almaya da bilenler var. Almayanlar da var. Yani iş modelini almamak üzerine oluşturmuş. Sadece komisyon kazanmak üzere O daha sağlıklı değil mi? Evet. Ya? Daha sağlıklı şundan dolayı. Şimdi, çünkü öbürkünde aracı kurum batsa paranı nasıl alacaksın? Hem o var ama şöyle bir şey var. Aracı kurum batsa paranızı yine alırsınız. Çünkü parası Hı-hı. takasta duruyor. Yatırımcının parası takasta evet. olduğu için evet. Parasını alabiliyor. Şimdi o tür aracı kurumların yani müşteriye karşı pozisyon taşıyan aracı kurumların yani müşterinin zararından kar eden aracı kurumların şöyle bir sıkıntısı olabilir. Eğer aracı kurum o gün şöyle bir örnek vereyim size. Müşterilerin, yatırımcıların çok büyük bir kısmı euro dolar paritesinde örneğin alıcı pozisyondaysa bu sefer biliyor ki aracı kurum biliyor ki bu insanlar bir noktada bunları satacaklar. Bu sefer de ne yapıyor aracı kurum? Alış fiyatını daha kötü gösteriyor, düşük gösteriyor. Düşük taraftan alış fiyatını gösteriyor. Bu da yatırımcılara bir maliyet olmuş oluyor. Artı şöyle bir şey var. Ha, oradaki o zaman o pipleri değiştirebiliyor o zaman aracı kurum. Tabii oynatabiliyoruz. Yani normal piyasa şartlarını... Peki tam olarak, bu yasal mı? Yasal. Bunu yapabilirler. Yani mesela yatırımcının büyük bir kitlesini satış yapacağına inanıyorsa aracı kurum o an... Alış tarafını daha kötü göstermek üzere sola doğru çeker piyasayı. Yani alışı daha düşük, satış da düşük olur ama alış daha da düşük olur. Dolayısıyla insanlar satarken, yatırımcılar satarken daha düşük fiyattan satar. Bu birincisi. İkincisi de şu var. Bazı durumlarda çok istisnai olmakla birlikte yatırımcılar emir verdikleri zaman kotasyonlar işlemlerin gerçekleşmesine izin vermiyorlar. Yani mesela yatırımcının çok yüklü bir pozisyonu var ve zarar ediyor o an. Ve piyasada çok sert bir hareketlenme başladı. Örneğin alıcıysa yatırımcı satmak istediğinde satamayabiliyor. Yani zararını daha da ve burada şeyler de var. Mesela Hasan Keskin diyor ki hocam biz MetaTrader ile işlemlere yetişemiyoruz. Veri zamanı işlemler onlar nasıl oluyor? Saniyede 50-60 pip yükseliyor.
Onlar hangi platformu kullanıyor? Ani harekette o mumun en üst seviyesi veya aşağı gidince en dipten işlem yapılıyor diyor. Ama bunlar genellikle daha çok haber geldiğinde oluyor, evet, değil mi? Yani mesela Amerika'da veri açıklandı. Anında zaten kimse yetişemiyor. Bunun MetaTrader'la bir ilişkisi yok. Alakası yok. Bunun tamamıyla aracı kurumun, o MetaTrader'ın arkasında çalışan bir başka bir program var. O program karar veriyor, evet, işlemlerin gerçekleşmesi. Okan, şu an süremiz bitmiş. Sevgili seyirciler, altını soruyordunuz ve altına vakit kalmadı ama altında çok kısa söyleyeyim. Şu an bir miktar işte Suriye gerginliğinin azalması altını bir miktar aşağı çekiyor. Altında 1347-1350 dolarlara kadar bir geri çekilme beklenebilir ama onun altını ben çok fazla beklemiyorum. Bunun anlamı da 88-90 lira arasına kadar geri çekebilir. Zaten dolarda da geri çekilme var. TL bazında altın bir miktar aşağı geldi. Bu aşamada daha önce 95 lira seviyesini görmüştü ve şu an 88 lira seviyesinde. Dolayısıyla bu yaklaşık 86 lira seviyelerine geldiğinde orada ben duracağını düşünüyorum. Onun altına çok fazla gideceğini zannetmiyorum. 86 civarı orta vade açısından altında alım için uygun diyebiliriz. Evet, Okan da burada aynı evet, doğru diyor. Evet, kısaca bir altın analizi yapmış olduk. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah iki konuğum birden olacak. Erkin Şahinöz'ü soluma alacağım. Cüneyt Baksoy'u da sağıma alacağım. İkisini kapıştıracağım. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.